Sosyal hizmetler orada, biz oradayız. Yani kimsesizlerin kimsesiziyiz. Sizlerin yörelerinizde sıkıntıya düştüğünüz anda herhangi bir yaşlıyla ilgili, herhangi bir fakirle ilgili, yoksulla ilgili, sokakta kalmışla ilgili bir sıkıntınız olduğu zaman devletimizin buradaki birim olarak bizler işte onlara sahip çıkıyoruz. Elimizden geldiğince hangi hizmetimizde onlara destek vereceksek o destekleri onlara veriyoruz. Müdürlüğü, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğümüz, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüz, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüz olmak üzere bu birimlerden oluşuyor. İnşallah yakında da yeni bir birimimiz daha oluşacak. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz bünyemizde de hizmetlerimize, yeni bir hizmetlerimize de devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Çocuk Yuvası Müdürlüğümüz, zaten sizlerin de bildiği gibi kimsesiz, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hizmet veren bir birimimiz. Uşağımızın en güzel yerlerinde orada bir yuvamız var. Aslında bu yuvamız hizmet veriyor ama bina bayağı yıpranmış. İnşallah Allah nasip ederse bakanlığımızın imkanları çerçevesinde bu binayı ileride yıkıp yerine daha güzel bir binayı uşağımıza kazandırmak istiyoruz. Buradaki çocuklar, oradaki yavrularımıza annelik babalık yapıyoruz. Kimsesiz çocuklarımıza. Aynı zamanda bizim yaptığımız bu görev içerisinde biz, hani küçüklerimizin annesiz babasız diyoruz ya, gençlerimizin de, yetiştirme yurdu çağındaki gençlerimizin de abisi ve ablasıyız. Onlar abilik ve ablalık görevi yapıyoruz. Yaşlılarımızın da can yoldaşı oluyoruz. Çünkü insanlar yaşlandığı zaman da bir can yoldaşı arıyor yanında. Sohbet edecek, derdini aktaracak, kendisiyle görüşecek. Benim kurumumdaki arkadaşlarımın görevi annelik, babalık, abilik, ablalık ve can yoldaşlığı görevidir. Tabii yapmış olduğumuz bu görev gerçekten çok zor bir görev. Hepimiz evlerimizde kendi küçücük çocuklarımızla, genç evlatlarımızla bazen başa çıkamıyoruz, öyle değil mi? Onların ihtiyaçlarını, onların taleplerini yerine getiremiyoruz. Biz buradaki bu yavrularımıza annelik, babalık, abilik, ablalık ve can yoldaşlığı yapıyoruz. İnşallah biz bu konumlarımızın içerisinde bunları geçelim. Bunlar şey yapıyor. Yine geçelim. Evet. Biz bu çocuklarımıza, yuvadaki çocuklarımıza yeni bir sistem geliştirdi bakanlığımız. Bu artık toplu vaziyette hep beraber koğuş tipinden çıkararak kendi binalarımızda, evlerimizde, apartman tiplerinde çocuk evleri sistemine geçtik. Bu evlerde, bu evleri döşüyoruz, çayı döşüyoruz, her türlü imkanları bir sunuyoruz. Bu çocuklarımızı evlerin ev ortamına koyuyoruz. Ev kendileri başlarındaki ablalarıyla, anneleriyle pazara çıkıyorlar. Kendi gönüllerinden ne istiyorlarsa alışverişini onlar yapıyorlar. Devlet olarak onlara gereken desteği biz veriyoruz. Onların iaşelerini veriyoruz. Ne alacaksa, ne akşam ne yemeği pişirecekse, artık orada tabldörtteki yemeği değil, akşam diyelim ki patates kızartması istedi, patates kızartması yapacaklar hep beraber. Köfte yapacaklar, köfte. Yani burada kendi apartmanlarımızda, binalarımızda öz güvenini sağlayacak çocuklar yetiştiriyoruz. Yemekler pişirdiler, hazırladılar, getirdiler ama bunu nasıl yaptık? Bizim İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızdan onlar sponsor oldular. Yani siz bize sponsor oldunuz, biz de yemeklerimizi hazırladık, onları size sunduk. Böyle bir imkan sağlarsanız biz sizi evlerimizde de misafir ederiz. Uşağımıza kazandıracağız. Bu örnek olacak, Türkiye çapında güzel bir huzur evine, güzel bir artık ortama yaşlılarımız hep kazanacaklar. Hatta Ankara'ya gittiğimde ben bunu konuşurken, oradaki müsteşarımızla, bakanlık görevlerimizle şey yaparken, görüşürken dedim ki buradaki arkadaşlarımız da kalabilirler. Yani çok modern bir yer yapacağız inşallah diye. Örnek,
Diğer illerden de bizden bu projeyi talep ettiler. Biz de bir görelim, bakanlık tavsiye ediyor diye. İnşallah hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Ben burada başkanıma, genel sekreterime ve siz değerli yerel vekillerime şükranlarımı arz ediyorum. Bu özel idarecinin hazırlamış olduğu, onların imkanlarıyla hazırlamış olduğu bir imkanı gerçekleştirdik. Şiddete maruz kalan, çeşitli şekillerde ihtiyacı olan kadınlarımıza biz bu kadın konuk evimizden her türlü imkanları sağlıyoruz en iyi şekilde. Evet. Evet. Belediyemizin de kadın konuk evi var. Orası da gayet güzel. Orası da bizim genel gözetim ve denetimimiz altında. Değerli arkadaşlar, tabii aile danışma merkezimizde de biz aile içi iletişim, aile içi şiddetin önlenmesi, psikolojik sorunlar, ekonomik sorunlar, evlilik öncesi danışmanlık, aile içi işte programlar, tören namus cinayetlerinin önlenmesiyle ilgili, gençlerin intihar teşebbüsü olaylarıyla ilgili, gençlerin uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanımlarıyla ilgili, evden kaçma alışkanlık hareket eden çocuklarla ilgili, kadınlarımızın hukuksal haklarıyla ilgili, kadının insan haklarıyla ilgili çeşitli konularda, her şeylerde biz bunlara da rehberlik yapıyoruz. Evet, yine bizim sosyal yardımlarla ilgili ihtiyaç sahibi olan insanlara, ailelerimize de biz burada her türlü desteği veriyoruz. Zannedersem 530 civarında, buradan 613 kişiye ekonomik, maddi ekonomik destek sağlıyoruz. Evet, devam edelim. Evet, engelli evde bakım hizmetlerimiz ile ilgili. Bu da bizim için çok önemli bir hizmet türü.